Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere Eskişehir yöresine ait kıymalı taval okumu tarifim var. Yöresel tarifler benim için çok kıymetlidir. Belki bilmiyorsanız bu lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İster iftara yapın, ister sahura şenlendirin. Çok lezzetli bir tarif. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler. 2 su bardağı sütü. Ocakta ılık olacak şekilde ısıtıyorum ve yoğurma kasemizi alalım. Yarım su bardağı su, bir su bardağı sıvı yağ, üç tatlı kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave edelim. E hemen belirtmek istiyorum. Mayanın girdiği tüm hamurlara şeker ilave edilir. Bu hamurunuzu tatlı yapacak bir oran değil. Sade mayanızın çok daha çabuk aktif hale gelmesini sağlayan bir etkendir. Onu da parantez içinde belirtip geçiyorum. Bir paket toz maya. Elinizin altında yoksa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Kısa bir süre karıştırıyoruz ve 6,5 su bardağı unumuz var. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Hepsini birden eklemeyelim. Çünkü yumuşak bir hamur olsun, çok sert bir hamur olmasın. Her zaman olduğu gibi kaşıkla şöyle bir toparlıyorum daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Çok çabuk toparlanan çok da güzel bir hamurunuz olacak. Yoğurma işlemini 3 veya 4 dakika sürdürürseniz çok kaliteli harika bir hamurunuz olur. Bu kıvama gelmişse sevgili arkadaşlar tamamdır. Yani çok elastik, yumuşak, ele de yapışmayan bir hamur elde ettik. Harika görünüyor. Şöyle elimle bir basıyorum. Bakın, hiç yapışmıyor. Yumuşak bir hamur. Kapatıyoruz ve mayalanmaya bırakın. İç harcımız için gerekli malzemeler: 300 gram dana kıyma, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı acı pul biber. 2 tane patatesimiz var, orta boy. Patateslerimizi de rende ile güzelce rendeliyoruz. Patatesleri rendeledim. Bir tane de orta boy kuru soğanımız var. Soğanımızı da rendeliyoruz. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edip harcımızı güzelce karıştıralım. Tüm malzemeler birbirine güzelce geçişmiş olsun. Bu işlemi tabii ki elinizle yaparsanız daha iyi olur. Harcımız hazır. Şimdi böreğimizi yapmaya başlayalım. Hamurumuzun mayası geldi. E, sadece elimle ortaya doğru katlayarak havasını alıyorum. Yani o kadar güzel bir hamurunuz var ki hiç ona da ihtiyacınız yok. E, tezgahınızı da unlamayın. Zaten elinize asla yapışmıyor. Bezelerimizin büyüklüğü şöyle nasıl desem mandalinadan birazcık daha küçük bezeler alalım. E, çünkü e, fevkalade bir şekilde kabaracak hepsi. Bezelerinizin sayısı Yine size kalmıştır. İsterseniz daha da minik alabilirsiniz veya daha da büyük alabilirsiniz. Tüm bezeleri aldım ve hazırladım. Büyükçe bir tepsi hazırlıyorum. Bezelerimizi bulamak için 125 gram eritilmiş tereyağımız var. Ondan birazcık tepsinin içerisine döküyorum. Ve elimizi önce yağa batırıp daha sonra da bir tane beze alıp her tarafına tereyağı bulaşacak şekilde elimizin içerisinde döndürelim ve tepsiye dizelim. Bu işlem çok önemli. Sevgili arkadaşlar lütfen her tarafına tereyağı değmiş olsun. Çok da zevkli bir çalışması var. Onu da hemen belirteyim. Tüm bezeleri yağladım. Ve şimdi... 15 dakika dinlendirelim. 15 dakika dinlendirdim ve açmaya başlıyoruz. İçimizi zaten hazırlamıştık iç harcımızı. Bir tepsiye yağlı kağıt serdim ve onu da hazırladım. Büyükçe bir fırın tepsisi kullanıyorum. Ve şimdi hazırlamış olduğumuz ve 15 dakikada dinlendirdiğimiz bezemizin bir tanesini tezgah alalım. Bu arada sıvı tereyağımız hala var. O bize gerekecek. Yüzeyine süreceğiz. Yani toplam 125 gram tereyağı yeterli. Hatta 100 gram bile yeterli. Bir tane bezeyi tezgahta açıyorum. Arasına hazırlamış olduğumuz kıymalı harcımızdan ekleyelim. Ve her tarafını ortaya doğru büzüştürüp tekrar elimizde beze yapıp düz tarafını yukarı bakacak şekilde tepsimize dizelim. Yani kıymayı içine saklıyoruz. Hamurumuz çok güzel olduğu için birkaç dokunuşta hemen açılıyor. Bolca kıymasını arasına ekleyelim ve kapatalım. Hemen belirtiyorum belki gözünüzden kaçmıştır. Kıymamız çiğ olarak kullanıyoruz. Yani önceden pişirme işlemi uygulamadık. Ben daha hızlı yapabilmek için yani büyükçe bir tepsi yapıyoruz. Çok da bereketli bir tava lokumu. Bezeleri böyle hızlı hızlı açtım. Burayı hızlı çekimle sizlere sunmak istedim. Hepsini hızlı hızlı açtım harcını ekledim ve yine hızlı hızlı kapattım. Bu şekilde yaparsanız işiniz çok daha çabuk bitiyor. Bu vermiş olduğum malzemeden koskocaman bir fırın tepsisi çıkıyor sevgili arkadaşlar. Yani davet ettiğinizde davet misafirlerinize rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok bereketli ama çok da lezzetli bir tava dolması. hepsini bitirdim. Tüm bezelere harcı pay ederek kapattım ve büyükçe bir tepsinin içerisine dizdim. Şimdi kenarda biraz tereyağımız kalmıştı. Onu da yine bezelerimizin üzerine güzelce hiç boş yer kalmayacak şekilde sürelim. Ve ben size şimdi biraz sonra hem tepsi mayasından önce hem sonrasını çekiyorum. Şu anda tereyağını sürdük. Tepsi mayası için bir dinlendirmeye alıyoruz. 20 dakika kadar. Tepsi mayasından önce bu şekilde görünüyor. Sonra bu şekle geliyor. Bunu özellikle gösteriyorum. Tepsi mayası çok önemli. 2 kat kabarmış olması gerekli. Ve tava lokumumuzu önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırına 40 dakika pişmeye gönderelim. 40-45 dakika. Böyle mis gibi bir kokuyla fırından çıkarıyorum. Bakar mısınız? Tekrar kabardı mükemmel bir görüntüsü var. Şöyle yakın yakın gösteriyorum size ki hiçbir aklınızda soru işareti kalmasın. Hemen böyle sıcak sıcak servis etmenizi tavsiye ediyorum. Ben de hemen servis tabağına şöyle her bir tanesi zaten kolaylıkla kopuyor. Hemen servis tabağına alıyorum. Ve tabii ki en sevdiğimiz bölüm doku testine geçtim. Eskişehir yöresine ait tavalı okumunu yaptım bugün. Yöresel yemekleri ben çok seviyorum veya yöresel hamur işlerini. Bu harika bir şey oldu. Nasıl söylesem hakikaten lokum gibi. Şimdi yumuşaklığını da size test ederek göstereceğim. Ülkemizde o kadar güzel tariflerimiz var ki birçoğu unutulmuş veya hiç kimse bilmiyor. Bakın elimle ne kadar basarsam o kendiliğinden sünger gibi çıkıyor. Çok güzel bir tarif. Buradan tabii ki Eskişehir'e de selam olsun. Eskişehirli hanımlar umarım beğendiğiniz gibi olmuştur. Ön araştırmamı çok sağlam yaptım. Ön denememi yaptım ve daha sonra sizlere sundum. Çok güzel bir hamur işi. İftarda sade bir çorba yapıp yanına bir tane tavuk lokumuyla servis edebilirsiniz mesela. Çok şık olur ve çok lezzeti harika olur. Sahura kullanabilirsiniz. Ramazan bittikten sonra kahvaltılarınıza yapın. Akşam yemeğinizi yapın, bir çay demleyin. Mükemmel bir lezzet. Çiğ kıyma kullandığımız için pişme esnasında o kıyma suyunu, lezzetini e, hamura salıyor. E, çok lezzetli oluyor. İnşallah yaptığınızda sizler de memnun kalırsınız. Değerli yorumlarınızı okuyorum. Deniyorsunuz çok mutlu oluyorum. E, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.